Hepinize merhaba arkadaşlar. video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda atları, atlı komutanların e, kombinasyonlarını işleyeceğiz. Biliyorsunuz ki okçu ve piyadesini yaptık. Şimdi sıra atlıda ve atlıdan sonra da en son olarak karışık orduya yani lider komutanlarla karışık ordulara değineceğim arkadaşlar. Şimdi bu videoda e, atlıyı anlatalım hızlı bir şekilde girişimizi yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle diyeceğim Atlı'da da 3 tane epik komutanımız var biliyorsunuz ki Pel Pelagius, Baybars ve de Belisarius arkadaşlar. Şimdi e, hızlıca bahsedecek olursak öncelikle yetenek karşıtlarından bahsedeceğim. E, Baybars ve Pelagius zaten aynı arkadaşlar suvari ve beceri üzerine. Sadece Belisarius'un ki suvari hareketlik barış koruma üzerine arkadaşlar. <laughs> Buradaki Belisarius'un olayı şu. E, Belisarius biraz daha böyle hareketli daha hızlı diğer iki komutana göre e, yürüyüş hızı daha fazla ama ürettiği atak daha az arkadaşlar onu söyleyeyim e, bu bu yüzden de belisarius'u genelde ben farm kesmek veya işte bir yerlere hızlıca ulaşmak için kullanıyorum onu söyleyeyim e, yetenek ağacını onu göstereceğim daha sonra e, Belisarius'ta pek durmayacağım üstünde çünkü dediğim gibi yani daha çok şey kesmek için arkadaşlar farm kesmek için Beli servis koyarsınız arkasından Inamato'yu koyarsınız veya Chao Chao'yu koyarsınız Farm kesersiniz. E, yetenek ağacı Bu şekilde olursa çok e, gayet hızlı oluyor Arkadaşlar şu şekilde göstereyim sizlere Bayağı hızlı hareketli bir komutan oluyor e, Ben bu şekilde yaptım e, Bayağı hareket hızı Yüksek yani birçok Yetişemiyorlar yani öyle diyeyim Daha Çağ Chao'da da zaten bu şekilde Bir kombinasyon yaparsanız Çağ Chao'da aynı şekilde oluyor Belisarius'la aynı zaten yetenek kısımları e, servis bu şekilde arkadaşlar. Gelelim Baybars ve Pelagius'a. Pelagius'a Baybars'ın kere şu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yaparsanız çok güzel olur. İkisi de aynı bu şekilde yapılıyor. Bunlar şu an için en iyi olanlar yani en iyi şekilde olanlar bunlar. Daha yenisi olur mu çıkar mı? Şeyler değişmedi sürece pek değişmez arkadaşlar. Yani bu özellikler, şunlar falan değişmedi sürece bir şeyler yapılmadığı sürece. Bu şekilde şimdilik iyi arkadaşlar. Ben de hani kullandım. Birkaç şekilde kullandım. Şu an için en iyisi bu diyebilirim arkadaşlar. Baybars da zaten aynı şekilde. Şimdi gelelim kombinasyonlarımıza. Yeterli karşılarını söyledik. Kombinasyonlarımız da şu şekilde olacak arkadaşlar. Peragus zaten Baybars ve ve belli servisinin yetenek bahsettik. Onları hani öne koyduğumuz zaman arkalarına hangi efsanevi komutanları koyabiliriz veya hangi kombinasyonları yapabiliriz? Onlara geçelim hemen. E, para yatıran oyuncular arkadaşlar var biliyorsunuz ki Inamoto'yu fullleyebiliyorlar. Bazı oyuncular para yatırıp fullleyebiliyor. Eğer Inamoto'yu para yatırıp fullleyebilirseniz veya fullediyseniz e, kesinlikle bunu 60 yapıp öne koyabilirsiniz arkadaşlar. Aynı yetenek ağacı da Pelagius'la aynı. Be, e, yani zaten suvari ya bir beceri üzerine. E, eğer yapmadıysanız da ilk e, iki üzerinde 5 yaparsanız bile Epik komutanların daha güçlü arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Hani ilk iki özelliği beşken bile bütün o epik komutanların daha iyi iş yap yapıyor. Fulken bayağı güçlü zaten. Ee, Inamoto'yu Pelagius'la daha çok e, öneriyorum arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz öne koyun, isterseniz arkaya koyun. Yani bence e, Inamoto Pelagius'la şu an için daha iyi. Baybars'la da olabilir tabii ki ama ben hani bu üç arasında Belisarius, Baybars ve e, Pelagius arasından en e, iyi olduğu bence Pelagius arkadaşlar. Pelagius da bayağı iyi oluyorlar arkadaşlar. Gelelim Çağçağ'a. Ya. Çaça yani şöyle diyeyim e, baya fulllediğiniz zaman ke, kesinlikle fulllemeye değer bir atlı komutanı. E, yani lider bir komutan olarak kullanmak mantıklı olmayabilir çünkü e, hareketlilik hani böyle dediğim gibi farm kesme e, ordu yakalama ama düz savaşlarda böyle çok iş yapamıyorlar arkadaşlar önde olması. Daha çok önde e, Inamoto Cengiz Han bunları görüyorsunuz zaten. Bunu görmenin sebebi de onların daha iyi, yetenek ağaçlarının daha iyi olması. mantıken yani, olarak düz savaşları da. Ee, Çağ Çağ'da en, en iyi ikinci komutan, atlı komutanlarda en iyi ikinci komutan diyebiliriz. Yani ikinci olarak kullanılan. Kimlere gider derseniz de Baybars önünde arkada Çağ, Çağ. Gene Pelagius önünde arkada Çağ, Çağ Yani bunların arkalarını kesinlikle kullanabilir. Farm kesmek için veya hızlı hareket etmeniz gerektiği zamanlarda da Belisarius'la Çağ, Çağ kullanılabilir arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ee, dediğim gibi Çaçao çok güçlü bir komutan ee, Fullerseniz de pişman Bir atlı oynayanlar için fullenmesi gereken komutanlardan biri Çaçao diğeri de Cengizhan arkadaşlar onu söyleyebilirim kesinlikle Tabii ki Selahattin de güçlü güzel bir komutan ama Daha çok bunlar daha önde arkadaşlar Çaçao ve Cengizhan özellikle ikisi Birlikte hatta çok güçlü oluyorlar Onu söyleyebilirim çünkü Çağ Çağ şu son özelliği Çok güçlü yani suvar salısına %25 Verme olayı bayağı güzel bir özellik ee, Bu şekilde Kullanabilirsiniz Çaçao'yu da arkadaşlar Burayı da anlattıktan sonra zaten biz Cengiz Han'la Selahattin kaldı. Onlar da şuradan anlatayım. Selahattin, şunu söyleyeyim arkadaşlar Selahattin için. hani Kasmayı düşünenler de en azından rahatlamış olur. Destek kısmı olduğu için arkadaşlar destek kısmında şu var. Yani Selahattin'i lider olarak kullanabilirsiniz kasıyorsanız. Neden diye sorarsanız hani bu aralar çok fazla görüyorsunuzdur. Selahattin lider komutan. Toplu saldırılarda açık alanlarda hep Selahattin liderdir. Onun sebebi şu Destek kısmındaki arkadaşlar şuradan destek bir komutanını da göstereyim onu size. Şurada var mesela Jeanlar'da. Şu var ya arkadaşlar. Bir beceri kullandıktan sonra öfkeyi anında 150 birim doldurur. İki tane komutanınız var. Bir beceri kullandıktan sonra diyor. Bir kendi beceriniz kullanacaksınız. Bir de ikinci komutan beceri kullanacak. Size direkt 300 öfke kazandırıyor arkadaşlar. Yani bu inanılmaz güzel bir özellik. Onun için Selahattin şu an için kasıyorsanız eğer lider olarak kullanabiliyor. Şunu da söyleyebilirim Selahattin hakkında. İlk 3 üç, üç becerisini kesinlikle 5'lemeden yani ilk 3 becerisini 5'lemeden bunu açmayın. Önemli olan ilk 3 becerisi çok güçlü. Onları 5'likten sonra şunu bir bile yapsanız çok güçlü bir komutan arkadaşlar. Öyle diyebilirim normal baktığınız zaman. Selahattin tamamıyla nükür komutanların antisi arkadaşlar. Onun sebebi de şu özelliği. Yani beceri hasarı düşüşü yaptırıyor. Karşı tarafa zaten e, talentlerinde de var suvarilerin. Baya bir ama %50-160'a kadar karşı tarafın beceri hasarını düşüttürüyorsunuz. Yani onun için nükür komutanların direkt antisi arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Bir de ilk skill'i de biraz Richard'ı veya Hilbasan basan kahramanları zorlayan bir özellik. O da o, e, öyle söyleyebilirim onu da. E, şimdi Selahattin'i ne yapabiliriz? Selahattin ikinci komutan olarak kullanacaksanız eğer Pelagius, Baybars arkasında olabilir arkadaşlar. Birinci komutan olarak kullanmaya ama daha çok öneriyorum. Yani Selahattin'i kasıyorsanız ilk iki özelliği 5-5 beş iken bile çok güçlü arkadaşlar. Yani sonra şunu da 5 dersiniz daha sonra diğerini açarsınız. Ama ilk iki skilli 5 iken bile güçlü bir komutan onu söyleyebilirim. Ee, yani ilk iki skilli 5 iken epic komutanlardan daha iyi. Yani zaten bunu söylemiştim. Önemli iki özelliği 5 olan efsaneviler epic full epiclerden daha iyidir arkadaşlar. Şimdi Selahattin o şekilde yani destek kısmında da talentini oraya, oraya o kısma verdiğiniz an deli gibi skill atıyorsunuz arkadaşlar. Genelde mesela Selahattin arkasına Cengizhan koyabiliyorlar. Hani siz dediğim gibi epikleri konuştuğumuz için Pelagius ve Baybars'la uyumlu arkadaşlar onu söyleyebilirim. Gelelim Cengizhan'a. Cengizhan yani tamamiyle şunu söyleyebilirim. Açık ve net şekilde eliye şu andaki atlı komutan arkadaşlar. En iyi atlı komutan Cengiz Han. Daha üstü yok şu anda. Yani e, kesinlikle bir numara diyebilirim. E, sebebini niye sorarsanız inanılmaz bir hasarı var. Yani deli gibi hasarı var ve güzel bir komutan. Açık alan savaşlarında çok güzel bir komutan. Top saldırılarda da iş yapıyor. E, zaten fullediğiniz zaman dediğim gibi şu özellik çok güzel bir özellik. Direkt %30 ihtimal ilk özelliğiniz bir daha atma şansını sağlıyor. Yani e, %30 şans da düşük bir şans değil. Yani 2 kere o skill vurmanız demek şuradan da göstereyim skill'i 1700 vuruyor zaten. Sizin karşı tarafa direkt ben 3400 hasar vermem. 3400 beceri hasarı demek çok yüksek bir hasar. Ee, onun için Cengiz Han o yönden çok güzel arkadaşlar. Zaten süvari ve beceri üzerine bir komutan. Ee, Cengiz Han kimle gider? Eğer ben mesela diyelim ki şu iki skill'i beşledim örnek veriyorum. Kimin, kimle oynayayım derseniz Pelagius'la e, Cengiz Han güzel gidebilir. Baybars'ta da gene uyabilir arkadaşlar. Gene Belisarius'u buraya katmıyorum. Dediğim gibi farm kesmek için Belisarius olabilir. Hani farmı kesmeyi düşünüyorsanız arkasına bütün efsanevi atlı komutanları koyabilirsiniz Belisarius'un. Onu söyleyebilirim. Ee, ama Cengiz Han da gene e, lider komutan olarak önerdiklerimden arkadaşlar. Selahattin kullanıyorsanız sadece Selahattin de arkasına koyabilirsiniz belki top saldırı falan açarken. Ama onun haricinde Cengiz Han önde olsun arkadaşlar. Arkasında mesela çağ, çağ. Cengiz Han çağ, çağ ikilisi mükemmel bir ikili. Onu söyleyebilirim. Çağcağ'ın biliyorsunuz ki e, inanılmaz bir o saldırı statı veriyor atlıya. Bunun da e, etkin becerisi yüksek hasar verdiği için ikisi beraber çok güzel çalışıyorlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani birebir olarak birebir savaşlarda çok hızlı eriten, çok hızlı karşı tarafı bitiren iki komutan arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, ama dediğim gibi Epikler'de konuşursak Pelagius. E, öncelikle bence her zaman şunu söyleyeyim. Epikler'de en iyi Pelagius şu anda arkadaşlar. Pelagius şu anda en iyi atlı komutan Epikler. Aslında Baybars şu yönde çok seviliyor hala kullanılanlar vardır. Toplu savaşlarda alan vurduğu için o, o yüzden seviliyor. Toplu savaşlarda Osiris gibi oyunlarda falan kullanılabilir Baybars tabii ki. Hani ben zaten yetenek ağaçlarında gösterdim. Pelagius aynı. O şekildeki savaşlarda kullan ama birebir veya yaka, savaşlarda düz çok kalabalık olmayan savaşlarda Pelagius bayağı iş yapıyor. Hani ordu kadar kesme yani farm da kesebilirsiniz ama Belisarius'unuz varsa bence Belisarius daha mantıklı farm kesmek için. E, şu an için atlı komutalar bu şekilde arkadaşlar. Ee, öncelikle hangisini fasim derseniz yani çağ, çağ altın anahtarın çıktığı için daha hızlı kasılabilir belki. Onun için çağ, çağ biraz daha mantıklı olabilir. Önüne şimdilik dediğim gibi pe Pelagius Baybars koyup kullanıp idareten, Daha sonra Cengiz Han'ı fullediğinizde zaten Cengiz Han en iyi atlı ikilisi gibi bir şey şu anda. Ee, sadece Selahattin Cengiz belki yener o ikiliyi ama şu yüzden yener. Çünkü Selahattin şu anda nükür, nükür komutanlar antisi. Ee, yani nükür komutanlar da sıkıntı, sıkıntı yaratabiliyor karşı tarafın nükürse. Ki şunu söyleyeyim Selahattin Cengiz Han mesela e, ee, şey önde olduğu zaman Edward Yi Seong ikisini yenebiliyor. Çoğu komutan yenemiyor. Onlar yenebiliyor. Onun sebebi Selahattin'in e, karşı tarafın şeyini e, yani o beceri hasarını emebilmesi, düşürebilmesi. Oradaki olay çok önemli. Bir de mesela Selahattin zaten %20'de defans veriyor örnek veriyorum. Bir de o beceri hasar düşürüyor. Bayağı defansif yapıyor sizi. Onun için Selahattin oyundan güzel. Ee, onun ayrıca diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Selahattin de dediğim gibi kasmayı düşünenler Önceliğiniz ama Selahattin olmasın. Ben size önceliğinizi söylüyorum. Yani Çağ, Çağ ve Cengiz Han önceliğiniz bu iki komutan. İnamoto zaten parayla fullenen bir atlı komutanı. Paranız yoksa zaten bir şey yapamazsınız. Ee, paranız yoksa Çağ Çağ, Cengiz daha sonra Selahattin gibi gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu üçlüyü bu sırayla gidebilirsiniz. Ee, ama önceliğiniz tabii ki dediğim gibi çağ çağ olsun. Onun sebebi de söyledim zaten. Altın anahtarda çıkması daha hızlı kasmanızı sağlayabilir. Hani bir, altın anahtar açarsınız 50 tane. 10 tane atar 20 tane atar. Bu da iyidir yani. 10-20-10-20 derken öyle öyle bir yandan da şeyleri basıp kasarsınız. Ama e, belli bir miktar para yatırıyorsanız oyuna iyi VIP'niz de yüksek olduysa Cengiz Han tabii ki daha önce kasmanızı öneririm Cengiz Han. Daha sonra çağ çağ kasabilirsiniz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani iyi durumda olanlar için. Ee, onun haricinde diyeceğim bir şey yok Şu anda atlı komutanlar bu şekilde Yaparsanız e, şu an için iyi olur Emi, e, Eminim ki yani birçok sorunuza cevap olmuştur Hani Birçok şeyden bahsetmeye çalıştım ee, Onun haricinde gene diyeceğim bir şey yok arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Ve kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar Hepiniz kendinize iyi bakın Hoşçakalın